Bought from the IBM company in 1977 as a sign of the important. New York'un Manhattan bölgesinde Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında inşa edilen ve 171 metre yüksekliğindeki Türk evinin açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı binada Türkiye'nin New York konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği de yer alıyor. Binanın inşası Türk ve ABD ortaklığıyla 2010 yılında başlamış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenmişti. Binanın iç tasarımı Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenilerek yapıldı. New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçen 36 katlı gökdelen 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türk evinde ofis katları, 200 kişilik auditorium ve sergi salonları bulunuyor. Binanın mimari tasarımını üstlenen Perkins Eastman şirketinden yapılan açıklamada, New York'un silüetine çarpıcı bir ekleme olan Türk evi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'deki misyonlarını destekliyor denildi. Şirket, Manhattan'da birçok konsolosluğun bulunduğu caddede inşa edilen Türk evinin cephesinin hilalden esinlenilerek kıvrımlı bir şekilde tasarlandığını belirtti. Bina, Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak inşa edildi. 20 araçlık otopark ve lojmanlara sahip olan bina, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir yapı olarak dikkat çekiyor. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen yeni Türk binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Yapı, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtan simgesel bir gökdelen olma özelliği taşıyor. Binanın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasını olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında LEED Silver sertifikasına sahip olan bina, çevre dostu bir gökdelen aynı zamanda. Cumhuriyet tarihinin yurt dışındaki en büyük yatırımlarından biri olarak da tarihe kaydedildi. Temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin kaleme aldığı mektubu özel bir kapsülün içinde temele yerleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin gelişen ve değişen dış politika anlayışına uygun mekanlara ihtiyacının artına dikkat çekti. Erdoğan, New York'un pek çok uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yaptığını, dünyanın önde gelen finans, ticaret, kültür, sanat ve diplomasi merkezlerinden birisi olduğunu, dolayısıyla hedeflerine uygun mekan ihtiyacının en çok hissedildiği yerlerin başında da bu şehrin geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin bu binanın sadece işi olanların geldiği bir yer olmasının ötesinde, sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman, ferahlatıcı bir vaha haline getirilmesi olduğunu ifade etti.